Arkadaşlar çok az sağa doğru rica edebilir miyim? Evet. Çok iyi, teşekkürler. Buyurun. Şimdi neredeyiz? Çok küçücük bir lafım olacak diye. Başlamadan önce. Hazır mıyız? Havlayacak birisi varsa havlasın başlamadan önce. Body. Evet, alışılmışın dışında bir proje de diyebiliriz aslında. Vay be. Günler geçti. Serena Hanım, önce karakterinizden sonra projeden bahsedebilir misiniz? Vallahi çok spoiler vermeden bahsetmek gerekirse bence bütün seyircileri çok keyifli, izlemesi böyle su gibi, yağ gibi akıp geçecek bir iş bekliyor. Herkesin ilk bölümden itibaren empati kuracağı ve kendini o ailenin, o arkadaş grubunun bir parçası olarak hissedeceği bir hikayeye dahil olacaklarını söyleyebilirim. Benden böyle bir garanti var hocam, sizden. Doğrudur. Onay veriyorum. Peki çekimler nasıl geçti? Uyuşumları sormak istiyorum. Zaten Meçhizir ekibinden de arkadaşlarınız mevcut. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Harika geçti. Nasıl geçsin? O kadar çok seviyorum ki bu ekibi. Merhaba. Vallahi eskiden tanıdığım arkadaşlarım ve yeni tanıdığım arkadaşlarımla beraber muazzam bir enerji yakaladık. Sevgili Bertan Başaran'ın bize gösterdiği yolda vallahi müthiş ilerledik. Müthiş bir şey çıkarttığımızı düşünüyoruz. O kamera arkasında hepimizin hissettiği enerjinin gerçekten kamera önüne de Ece Hanım lütfen. Ece Hanım rica ediyorum. O enerjinin kamera önüne de yansıdığını düşünüyorum. Gerçekten çok keyifli bir iş. Umarım herkes çok severek izler. Berkan Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Vurdu ve gol oldu. Vurdu ve gol oldu. Yok, haklı, katılıyorum Serena. Çok güzeldi. Biz de çok eğlendik. Gerçekten güzel bir enerji, güzel bir dostluk oldu. Ben de tabii bu kadar harika oyuncularla çalışınca aslında yaptığım şey en ön sıradan onları izlemek oldu. Ben de çok mutluyum, gururluyum. Umarım siz de beğenirsiniz. Sıradan gidelim. Hakan Bey, siz neler söylemek istersiniz? Nasıldı çekimden, nasıl geçti? Karakterinizden biraz bahseder misiniz? Çok eğlenceliydi öncelikle ve bir yandan da bu kadar işini seven, bu kadar işinde iyi olan bir ekiple çalışmak benim için büyük bir şans. O yüzden hep beraber çok eğlendik. Bir yandan da böyle bir istediğimiz her şeyi deneme fırsatımız da oldu. O yüzden herkese hem heyecanlı hem kendini de tanıyabileceği bir hikayeye davet etmek isteriz. Evet. Boran Bey, siz neler söylemek istersiniz? Ses almayabilir, mikrofonları doğru alırsak sizi. Öncelikle ceketten başlayalım. Ne olur ceketten başlayalım lütfen. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün ışıksız yerlere biraz ışık kaynağı olabilmek için böyle geldim. O kadar güzel ki ekip arkadaşlarım. Böyle bazen reality show gibi hissettim açıkçası çekim yaparken. Çünkü biz zaten bir arkadaş grubuyuz ve beraber çok eğleniyoruz ve sanki Bertan çekiyormuş gibiydi. Bir yandan tabii Ece'nin yarattığı muhteşem derinlikli karakterler, hem bizim jenerasyonumuzu hem diğer jenerasyonları yakalayacak çok güzel hikayeler. Çok heyecanlıyız hepimiz. Bence siz de çok seveceksiniz. Esra Hanım gel. Buyurun Esra Hanım. Merhabalar herkese, öncelikle merhaba. Yani işimiz böyle bir modern zaman ilişkilerini gerçekten mercek tutan bir iş. Ve herkesin, buradaki herkesin bence... sen ne diyorsun? Herkesin böyle yaşadığı, deneyimlediği ve kendinden aha tamam ben bunu yaşadım falan diyeceği bir şey. Ama onun dışında biz sette yani birbirimizi tanımadığımız insanlarla da yan yana geldik ama bir şekilde hep beraber bir aile gibi olduk. Ve işe geliyor gibi değil de hadi arkadaşlarımızı görmeye gidelim dercesine bir enerjiyle yaklaştık her gün. O yüzden ben çok mutluyum. Çıkan sonuçtan da çok mutluyum. Çok harika bir gün bugün. Hep beraber izleyeceğiz. Efe Bey, sizden de alalım sonra sol tarafa. Sonra Elvis Presley'in görüşmeye gideceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Dizimizin birinci sezonunu kutluyoruz. Doğru. Doğru. Hep birlikte. Devamlı. Bizim ilk okuma provamızda biz Hakan'la birlikte arkadaşlarımıza bakıp... Biz yok muyduk? Yok vardı. Biz size bakarken. Tamam. Çok duygulanmıştık ve Hakan demişti ki nasıl oldu bu demişti. Ben de şöyle bir şey çıkmıştı ağzımdan, ineleyeyim.
bu bir iş değil bizim için, bir anı çocuklarımıza bırakacağımız. Buradaki insanlar da gelecekte benim dostlarım demekten gurur duyacağım insanlar. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Ay. İyi ki varsınız. Yani harika. Harikasın. Sizden devam edelim. Siz de senaristliğini üstlendiniz. Evet. Yavaş yavaş harika. Hayal etmesi çok zevkliydi ama gerçekleşmesi, gözümüzün önünde büyümesi hayalimden de öte oldu. Çok teşekkür ederim başta Bertan'a, arkadaşlarıma. Her şey çok güzel geçti. Bizi bir araya sen getirdin. Evet, kesinlikle. Gurur duyuyorum yaptığımız işle ve dünya çapında bir iş olacağını da eminim. İnşallah. İnşallah. Metin Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Başlayalım. Çok güzeldi benim için de. Aile içinde bir iş yapmak gibiydi. Metin yani. Ya çok iyi gözüküyorsun. Pardon. Gözlüğünü niye çıkarttın peki? Utandım. Röportajlı. Ya çok güzeldi her şey gerçekten. Yani beraber daha önce de çalıştığım, çalışmadığım, arkadaş olduğum herkesle birlikte beraber bir iş yapmak müthişti bizim için. Heyecanlandım şu an. Biraz arkadaşlarıma katılıyorum deyip geçmek istiyorum. Meriç Hanım. Ben de mi sıra? Meriç Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Ben neler söyleyeceğim? Bakalım. Buyurun, ben neler söyleyeceğim. Şimdi ben bu ekibin bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum ve çok gurur duyuyorum. Ece'ye, Bertan'a, tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü harika bir süreç geçirdik beraber ve dilerim böyle herkes, izleyen herkes de bunu hisseder ve beğenir. Bunları söylemek istiyorum. Mükemmel konuştu mu? Ahmet Bey. Ahmet Bey. Buyurun. Merhaba. Bu ekibin contası ya. Contası. Ben bu ekibin contası oluyorum arkadaşlar. arkadaşlarıma katılıyorum. Gerçekten öncelikle biz... hepimiz senin çalışmayı çok seviyoruz. Bunu söyleyelim baştan ki rahat et. Evet. biz bu işe başlamadan önce Ece'nin ve ardından Bertan'ın bize söylediği bir şey vardı. Bu bir ekip işi olacak, bir ansambl işi olacak diye. Ve yani bu işin karşılığının tam olarak böyle olduğunu ama sadece yani yaptığımız mesleklerle ilgili bir ansambl kurmanın ötesinde cidden bir dostluk da kuruldu burada. Aramızdaki iletişim konusunda uzun zamandır bir arada bir ekibin bu kadar aynı dili bir arada konuşabilmesi, farklı şeyler düşünmesine rağmen aynı şekilde bir arada kalabilmesi ihtimalini bu kadar yani görmek benim için çok bir güzeldi. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar. Ne kadar şiirsel konuştun ya. İnanılmaz bir olta geldi. Şöyle doğru tahmin ediyorsunuz, mutluyum. Çok mutluyum arkadaşlar. Her şey yolunda ya. Bu kadar güzel bir işin çıkıyor olması gerçekten çok şükür ki. Bu kadar güzel bir ekiple bu başarıyı paylaşabiliyor olmak. Bugün bizim gerçekten yani düğünümüz gibi eğleneceğiz. Eğlenmeye geldik. Yaptığımız işin sonuçlarını kutlamaya geldik buraya. O yüzden tabii ki neşemiz yerinde. Hepimizin neşesi yerinde. Düğünümüz gibi dediniz ama gerçek düğünü ne zaman göreceğiz aslında? Önce Efe'yi evlendireceğiz. Ben aldım önce başıma Efe'yi bu belayı. Doğru söylüyorsun. Evet, evet. Bilmiyoruz ya, bakacağız. Güzel giden de bir ilişkiniz var efendim. Bunun için çok teşekkür ederim. Hiç yeri değil bunun için. Başka bir zaman, daha özel bir yerde inşallah konuşuruz bunu. Konuşamıyoruz. Ne havaalanında konuşabiliyoruz. Havalimanında da konuşamıyoruz. Konuşamıyoruz, haklısın. Yani ne bileyim, bunlar çok konuşulacak şeyler gibi gelmiyor bana. Şu an başka bir şeyin heyecanı var hepimizin üstünde. Bunu da başka bir şeyle bozmak istemem. Keyfimiz çok yerinde. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Geçtiğimiz günlerde de yazılı açıklama da yaptınız ama kameralar karşısında da olduğumuz için soralım. Tarihsiz bir olay da yaşandı gazeteci arkadaşlarımızla alakalı. Evet. Siz duyduğunuz zaman duymadığınızı söylediniz zaten yazılı olarak da ama duyduğunuz zaman neler hissettiniz? Yani inanın ben hala o olayla ilgili bir şok yaşıyorum. Çoğunuz bilmiyorsunuzdur. Muhtemelen sizi burada ayakta tutmayacağım bununla ilgili. Ama gerçekten hiç haberim yoktu. Yani eğer bana bir hak verilip bana danışılsaydı, olayın hiç buralara kadar gitmesine, bana hiç ait olmayan bu davranış biçimlerinin ortaya çıkmasına hiç gerek kalmadan olay çözümlenirdi gibi düşünüyorum. Gerçekten hiçbir şeyi bilmediğim için söyleyebilecek hiçbir şeyim yok ama çok üzgünüm. Yani gerçekten hala hayretler içerisindeyim. Üzgünüm. Hakikaten bir bilgim yok ya. Peki efendim. Son soruyu soralım. Tamam. Son hadi sor. Gönder gelsin. Efendim birazcık gene sosyal medyadan çok özellikle çıkan
bir şey diyelim ona. İlişkiniz hakkında özellikle reklam aşkı olduğu söyleniyor. Ya böyle şeyler çok milattan önce de kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle bir şey var mı? Gerçekten. Yani bana çok komik ve inanması güç geliyor. Buna inan insanların inanması da bana çok tuhaf geliyor. Evet. Böyle bir şey gerçek hayatta yok ya. Evet. Yani ben öyle yaşamıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok zarifsin. Yine de birinci ağızdan duymuş oldunuz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür sağ ol. Çok sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Teşekkürler.